Katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Biz Memleket Partisi olarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce'nin kararıyla değil, MYK, PM ve delegelerin kararıyla değil, doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Memleket Partisi'nin tüzüğüne göre Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. İşte bu yüzden biz bugün bir demokrasi şöleni yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için partilerimiz ve üyelerimiz sandığa gitti. Tüzüğümüze göre Cumhurbaşkanı adayı olmak bütün üyelerimize açıktı ve biz tüzüğümüzün gereğini yaptık. Biz ülkemizde demokrasi istiyoruz, katılımcılık istiyoruz, rekabete açık bir memleket istiyoruz. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum ki, Genel Başkanımız partimizde hiç kimsenin önünü kesmedi. Türkiye'de demokrasi isterken partideki demokrasiyi de yüceltti. Bu demokrasi geleneğini, bu onurlu duruşu, bu çağdaş düşünceyi bizler yaşatacağız, söz veriyoruz. Partimiz 17 Mayıs 2021'de kurulmasına rağmen çığ gibi büyüdü. Bugün güncel üye sayımız Kütük'te 42.713 ve bekleyen 62.613 kişidir. Son günlerde çok yoğunluk olduğu ve maddi imkanlarımız olmadığı için gençlerimiz ve gönüllerimiz sürekli yeni üye yazımına devam ediyorlar. Kendilerine kalpten, gönüllen teşekkür ediyoruz ve emeğinize sağlık diyoruz. Bizzat il ve ilçe binalarımıza gelerek sandık başında oy kullanan, deprem bölgesinden hem çadıra giden hem de SMS ve e-posta ile oylamaya katılan üyelerimize, şu an partimize üye olmayı bekleyen partililerimize çok teşekkür ederiz. Sonuç olarak 105.326 memleket sevdalısının oy kullanma hakkı kazandığını söyleyebiliriz. Ve yapılan seçim sonucu ve seçim sonucunda yapılan tasnifle, oy birliğiyle Memleket Partisi'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Sayın Genel Başkanımız önderliğinde biz bu ülkeye aklı, adaleti, ahlakı getireceğiz. Bilimi baş tacı yapacağız. Atatürk ilke ve devrimlerini yeniden şaha kaldıracağız. Kutuplaşmayı değil, kucaklaşmayı esas alacağız. Asla zengin toprakların fakir çocukları olmayacağız. Adaletli bir gelir dağılımını mutlaka sağlayacağız. Gençlerin gelecek hayallerini bu topraklar için kurmalarını sağlayacağız. Liyakatli alımlar yaparak kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz. Çalışanlarımıza ve emeklerimize insanca yaşayabilecekleri hakça bir düzen kuracağız. Güvenli, ucuz gıdayla ve kaliteli gıdayla vatandaşlarımızın beslenmesini sağlayacağız. Eğitimi devletin gözetimi altında layık, bilimsel, demokratik, çağdaş ve parasız bir hale getirip fırsat eşitliği sağlayacağız. Huzur, hakkaniyet ve hukuk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz. Yargıyı tarafsız, bağımsız, adil ve etkin kılacağız. Öncelikli sektörlerimiz tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, turizm, film endüstrisi, tekstil ve moda olacak. Türkiye'yi marka üreten bir hale getireceğiz. Türkiye'nin umutlarını yeniden yücelteceğiz, yeniden yeşerteceğiz. Memleket kazanacak, biz kazanacağız, hepimiz kazanacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla.